şu andaki İdlib bölgesinin sınırları korunacak. Buranın statüsünde herhangi bir değişiklik olmayacak. Ve tüm insanlar yerinde kalacak. Ve bu bölgeye saldırı olmaması için ve rejimin İdlib bölgesine girmemesi için gerekli tedbirleri Rusya alacak. Buna mukabil tabii İdlib sınırlarında 15 ile 20 kilometre derinliğinde bunlar Rusya ve Türkiye'nin teknik ekiplerinin sahada yapacağı çalışmalar neticesinde belli olacak. Nerede 15, nerede maksimum 20 olacak. Bu çalışmaları arkadaşlarımız yapıyor. Buralar silahta ağır silahlardan arındırılmış bölge olacak. Yani burada muhalefet kalacak, sivil insanlar kalacak. Buradan sadece terörist gruplar çıkartılacak ve buradan söylediğim gibi işte tank gibi, roket atar gibi bazı ağır silahlardan temizlenecek. Ama normal diyelim ki ılımlı muhalif güçlerin elindeki diğer hafif silahlar kalacak. Bu bölgede Rusya ve Türkiye müşterek eş güdümlü devreye gezecek sınır bölgesinde, İdlib sınırın etrafında. Ve tabii bunun için bizim ilave buraya asker takviyesi de yapmamız lazım. Yine 12 tane gözlem noktamızda kalacak. 15 Ekim itibariyle örneğin bu ağır silahlar bu silahtan arındırılmış bölgeden çekilecek.